Evet. Ben bekçiyim efendim. Ne bekçisi? Mezarlık bekçisiyim efendim. Mezarlık bekçisi mi? Evet efendim. Ya kutsal bir meslek. Ne güzel. Atalarımızın mezarlarını bekliyorsun. Nedir benden istediğin? Ben orman bekçiliğine geçmek istiyorum efendim. Neden? Ormanı çok mu seviyorsun? Evet efendim. Mezarlıkta orman yok mu? Onlar ölülerin ormanı. Sen dirilerin ormanını mı beklemek istersin? Evet efendim. Neden? Ölülerden şikayetin nedir? Efendim, evim mezarlığın içinde. Tabii ki mezarlığın içinde olacak. Sen orayı bekliyorsun çünkü, değil mi? 22 yıldır bu görevdeyim efendim. Bir sürü tanıdığım insan yanı başımda yatıyor. Bense kulübede yiyor, içiyor, gülüyorum. Artık dayanamıyorum Aşur Bey'im. Ne var bunda? Sen yaşıyorsun. Bunlar senin en tabiat. Anlaşıldı. Senin sinirlerin bozulmuş. Belediye başkanına yazayım da sana birkaç gün istirahat versinler. Muhtarın kahvesinde oyunu bana ver, beni vekil yap, ben de seni orman bekçisi yapayım demiştiniz efendim. Dediğimi yaparsam sana kötülük etmiş olurum. Sen bunu amirine ver. Birkaç gün istirahatte hiçbir şeyin kalmaz. O kağıt sizde kalsın efendim. Oyunu ver, ben de seni orman bekçisi yapayım demiştiniz. Benimle nasıl konuşursun böyle? Oyumu verdim geldim efendim. Senin bir oyunla mı vekil oldum sanıyorsun? Bir değil efendim, iki hanım da. İş mi senin yaptığın 500? Yine zengin biri öldü galiba. Mutlaka iyi bir yer istiyordur. İyi bir yer mi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Görevlisiniz misiniz? Evet efendim, buyurun. Milletvekilimiz Aşur Bey vefat etmişler. Aşur Bey mi? Cenaze Ankara'dan buraya gelecekmiş. Benim ne gibi bir yardımım olabilir efendim? Kazılmış mezar var mı? İki mezar her zaman hazır bulunur efendim. Birisi kendim için, diğeri de gelecek ölü için. Eğer ölü gelir de birisi dolarsa bir daha kazarım. İki çukuru her zaman hazır bulundururum. 22 yıldır bu böyle efendim. Tamam yetişir, anladık. Görebilir miyim acaba? Tabii efendim, görebilirsiniz. Siz mi yatacaktınız? Ağzımdan yer alsın. Yatacak olan Aşur Bey. O zaman yatacak olan kendisi baksın efendim. Sizin beğendiğiniz yeri belki o beğenmeyebilir. Ne diyorsun be adam? Ölü biri nasıl görsün yatacağı yeri? Nasıl beğensin? Göremeyeceğine göre ha orası ha şurası. Hepsinin ölçüsü aynı. 80 santim eni, 2 metre boyu, 1 metre derinliği. Buyurun göstereyim. Buyur. Yerindeyse al kazmayı da göstereceğim yeri kaz. Kazamam efendim, kazamam. Önce birinin dolması şart. Bu gidişle beni öldürüp dolduracaksın zaten. Haşa efendim, Allah göstermesin. Ne bu yaptın ya? Cenazenizi istediğimiz yere koyamayacak mıyız yani? Koyarsınız efendim. Ölmeden önce yerini beğenirsiniz, ben de orayı kazarım. Öleceğini nereden bilsin be adam? Her insan öleceğini bilir efendim. Hiç öfkelenmeye gerek yok. Gösterdiğim yere koyalım Aşur Bey'i. Saptırma tahtalarını da koyarız. Doldururuz üzerine toprağı. Yeter artık. Nasıl biliyorsan öyle yap. Ölüm bu Aşur Bey'im. En olmadık zamanda yakalayıverir insanı. Her yolculukta insan kısa zamanda olsa bir hazırlık yapar da... Nedendir bilmem... Bu yolculukta 5 dakika bile olsa hazırlanmana müsaade edilmez. Hazırda neyin varsa onu alıp götürürsün. Sadaka, namaz, hac, zekat, iyilik, fakir fukaraya yardım. Neyin varsa. Git ilgilen Aşur Bey'i mezarıdır. Ben de geliyorum. Hadi. Gel. Şunu da kabul buyurun Sayın Aşur Bey'im. Mezarlıktan topladım. Öteki ölülerin size mütevazı bir hediyesidir efendim. Aramıza hoş geldiniz Sayın Aşur Bey'imiz diyorlar.
Ben bu göreve başlayalı beri bu mezarlığa sizin gibi yüksek makamda birisi gelmedi efendim. Milletvekili olarak ilk gelen sizsiniz. Dünya gözüyle en üst makamdasınız ama oradaki makamınızı bilemem. Orasını siz ayarlarsınız efendim. Ben şimdi sizi çiçeklerinizle baş başa bırakacağım.